Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugünün videosunda Blue Cheese biliyorsunuz tavuklara saldırıyor. Onun önünü şimdiden kesmemiz lazım. Eğer kesmezsek büyüyünce daha kötü olur. O yüzden bu videoda onunla biraz ona şimdi mama hazırlayacağım. Tavukların yanına götüreceğim. O tavuklara ani böyle ataklar yapıyor ya. Onu yavaş yavaş durdurmamız gerekiyor. Durdurmazsak büyüyünce önüne geçemeyiz. Daha önceki videomda zaten eğlence olsun diye bıraktım. Ufak tefek oynayabilir. Tavuklarla şey şakalaşır ama böyle yemekte özellikle acayip dominantlık yapıyor. O yüzden onun önüne geçmemiz gerekiyor. Bu arada dostum bir şey daha demek istiyorum. Geçen yorumlarda gördüm. Çok güzel yorumlar geliyor ama arada böyle kendini bilmez arkadaşlar yorumlar yapıyor. İşte diyor ki köpeğe bakmayı bilmiyor. İşte köpekler aç. Dostlarım beni tanıyan tanıyor zaten. Beni ailem, komşularımız, çocukluğumu bilen komşularımız var Türkiye'de. Ben dostlarım var ya köpek hayvan sevgim için, köpek sevgim için belki 7-8 tane okuldan atılmışımdır. İlkokuldan bahsediyorum. Çünkü ben hep okuldan kaçardım, hep sokak köpekleriyle geçirirdim. Hani hayatım böyle geçti, o yüzden ben böyle yorumları görünce hani biraz üzüyor beni. Bir de yani insanları da anlayamıyorum. Bu kadar haters niye bu kadar nefret ediyorlar? Niye bu kadar kızgınlar? Bilmiyorum, anlamıyorum. Bu arada bir şey daha eklemek istiyorum. Dostlarım bu köpekler mesela canı yansa, bir şey olsa, veterinerlik durum olsa emin olun önce onları götürürüm. Ama kendim için doktora gitmem. Öyle de bir şeyim var yani. Çünkü onların sorumluluğu benim üstümde. Bu tarz yorumları yazan arkadaşlar biraz elinizi vicdanınıza koyun. Şimdi neyse videomuza geçelim. Acayip bir duygusal konuşma oldu sanki ben. Ya ama dostlarım yani gerçek bunlar. Hani ben sadece kameranın önünde köpek sevmiyorum. Ben gerçekten bu köpekleri seviyorum. Yani inanın bilen biliyor. Beni çocukluğumu bilen hatta komşularımız filan bile var takip eden beni. Ta 5 yaşındaki 12 yaşındaki hallerimi bilen. O yüzden benim ne kadar manyak bir hayvan sevgim olduğunu insanlar biliyor. Kimseyi kandırmıyorum burada. Şimdi şurada bir kap hazırladım. Kendimize pişirmiştim. Ama blue cheese gidecek bu. Bilerek böyle bir menü seçtim. Böyle bir menü yaptım. Bu arada bu tavuğu da fırında pişirmiştim. Birazcık da yoğurt koyacağım. Hoppa. Burada kemik yakaladım. Şimdi Blue Cheese kardeş biraz kibar bir hayvan. Kemik yemeyi bilmiyor dostlarım. O yüzden kemiklerini kesinlikle çıkarttım. Zaten göğüs kısmı var burada. Kanaryacıklar da burada. Dostum şuradan manzaraya bakın. Bir dakika şöyle bir manzara göstereceğim. Şu an çok da güzel esinti var. Karaca. Bu arada Blue Cheese'i de 6 aldık. Şu el arabası gidecek oradan. Bu arada Blue Cheese'e de bir kulübe gelecek ama şu an acelesi yok. Yeterince boşta kulübe var. Hava sıcak. Köpekler zaten çoğu kulübede yatmıyor. Ye Karaca bağlı. Bütün köpekler bağlı. Nova hariç. Lan geliyorum bekle canavar seni. Uah. Ye dostlarım o yorumları gördüm. Ya diyorum bu adamlar manyak mı yoksa hani laf olsun diye mi yazıyor? Gerçekten hani bunları mesela görmemezliğe gelmeye çalışıyorum ama bir şekilde görüyorum dostlarım, inkar etmeyeceğim. Hani kafama da takmayayım diyorum. Takılıyor yani, nasıl yazıyorlar? Onlar bence, ben kendi şahsi düşüncem bu. O yorumları yazma nedenleri dostlarım
maalesef herkesin böyle kalbi iyi değil. Adam kıskanıyor. Aa diyor ki ben onun beynindeki düşünceyi biliyorum. Böyle düşünüyor. Şuna bak ya, adam böyle hayat yaşıyor işte. Biz diyor yaşayamıyoruz. Onun o küçücük beyin yapılarını bildiğim için o kalpleri fesat. O yüzden öyle yapıyorlar. Ben bu hayali yaptım dostlarım. Allah herkese nasip etsin. Ben Avustralya'da gece gündüz çalıştım. Beni takip edenler biliyor. Ben gittim, partiler yapmadım. Tamam, yeri geldi eğlendik ama para sarf etmedim dostlarım. Biriktirdim. Bir de sağ olsun amcamın da desteği oldu. Allah keşke herkese nasip etse. Yani benim suçum değil ki buyunu. Şimdi bir dakika, konuya geri dönelim. O, bu arada o iyi yorum yazanlar da dostlarım. Ona hepinize teşekkür ediyorum. Ama işte o bir kanser, bir kitle var. Küçük onlar için diyorum. İnşallah Allah'ım sen beni o kitleden koru. Neyse. Bulu ciz fındığın nerede? Şimdi. Bir dakika. Şşt, dur. Şşt, bir dakika. Bulu ciz gel. Hay. Dur. Dostum Nova'yı mecbur dışarı almam gerekiyor. Şşt. Bir dakika. Şimdi bir tek çünkü Nova çıktı. Şimdi şöyle bir gidelim. Şimdi ben bir yere kamerayı sabitleyeceğim. Dostlarım bu arada bir şey belirtmek istiyorum bu videoda. Şimdi buradan belki sert görünüyor olabilirim. Ama bu çok ciddi bir durum. Yani burada biraz tabii ki sert olmam gerekiyor. O yüzden hani bu video yanlış anlaşılmasın. Eğer şimdi sert olmazsanız burada hayvanların canı yanar. O yüzden en azından yapabildiğimi yapacağım şimdiden. Tamam, dur. Otur. Aferin, gel. Hay. Bana bak. Şşt. Hey. Bir daha yapma onu. Şimdi bakalım daha bir hamle daha yapacak mı? O tam yaptığı aşamada yapmak gerekiyor. Bak, şşt. Bakın. Bir önce hatırlıyor musunuz? Daha saldırgandı. Şimdi o... Hay. Şimdi o saldırganlığı düştü. Bunun nedeni de ben aslında bu videodan önce bir iki kere daha bu uygulamayı yaptım. O yüzden daha dikkat ediyorsanız o saldırma limitini biraz daha düşürdü. O hatırlarsanız bir önceki videoda nasıl böyle saldırıyordu. Böyle öğrenecek. Siz bunu durduracaksınız. Yani kıç kısmı var ya poposu. Oraya böyle hafifçe vurun, dürtün. Ama o tam anlaması önemli. Mesela şöyle izah edeyim. Blue Cheese şimdi tavuğa saldırdı değil mi? Bir dakika sonra yaparsanız işe yaramaz. Tam o anda yapacaksınız. O zaman o bilir. Şşt! Hey! Bakın böyle öğrenecek. Şimdi bir geri çekilelim. Tabii ki bunu... Bir kere yapıp bırakmamak gerekiyor. Sürekli yani uygulayacaksınız bu tekniği. Dostum bu arada beni zaten birçoğunuz biliyor ama yeni gelenler için söyleyeyim, ben köpek eğitmeni falan değilim. Ama yıllardır köpek besledim. Özellikle bully ırklar, pitbull olsun, bu tarz ırkları yakından biliyorum. Karakter yapılarını, eğitilebilir köpekler. Kolay eğitilebilir ama kolay da saldırganlaştırılabilen köpekler. Çünkü bunlar gayet yani güçlü ırklar dostlarım. Bakalım şimdi dur. İbik yaklaşıyor. İbiğe bak ya. Şimdi mermiye kafa atacak. Orada biraz onu dürttüm. Dikkat ettiyseniz hafif böyle bir kafa kısmına vurdum. Ama kalkıp da hayvana yani çok şiddetle vurma yapmadım dostlarım. Siz de yapmayın. Bu köpeklere öyle çok şiddetli vurmayın. Zaten ufak 2-3 dokunuş, kıça hafif dokunuş o bilir.
Bu arada bunları yaparken ses olayınız. Şşt, hey. Bak bak bak. Şimdi bekleyeceğim. Şşt, hey. Önceden ne yapıyordu? Şimdi bu videonun yanına o önceki yaptığını göstereceğim. Hatta bu videonun yan yana koyacağım. O zaman beni anlayacaksınız aradaki değişikliği. O ne ya? Bir ses geldi. Bir dakika ya. Bu ne arkadaş? Lan sen ne arıyorsun orada? Lan anasını satayım ya. Adam orada ne arıyor bilmiyorum arkadaş. Yumurtlamaya mı girdi? Ne yapmaya girdi? Beni de strese soktu ya. Pedro'ya bakın dostum. Pedro gelmiyor. Şimdi bir dakika. Gel. Az kalmış zaten. Dostum Pedro çok yakışıklı duruyor ya. Pedro. Şimdi tavuklar da biraz korkuyor. Bu arada mama bitti. Şaka maka bayağı yedi dostlarım ya. Ufak tefek tavuklar da yedi ama. Blue cheese de yedi. Göbeğe bakın maşallah. Pişt, hay. Önceden olsa ne yapardı? Hemen bayağı bir kovalıyordu dostlarım. İnanılmaz saldırgan kovalıyordu. Dostlarım bu videoda bir de kıyak yapacağım. Bu şekilde yapacaksınız. Bu kısmı kapatalım şimdi. Şu aşağı bir ineceğim. Beç tavukları yuva yapmış dostlarım. Bugün gördüm. Ona ayrı bir video yapacaktım ama kıyak yapıyorum. Bu videoda göstereceğim. Şimdi inelim bir. Öyle de zula bir yere yapmış ki dostlarım. Tabii ki benden kaçmaz. Ben hemen bulurum. Arama ve bulma bizim işimiz. Dostlarım şimdi bakın şöyle bir sarmaşık var. Bu sulama borusu aşağı giden. Şimdi bakın geldim buraya. Bu kardeşi arıyorum arıyorum bulamıyorum. Ama iki tanesi burada duruyor. Biri şurada biri de orada. Erkekler. Sonra bir geldim baktım böyle. Buradan hafif hafif ses geliyor. Anam o ne ya dikenmiş. Dostlarım bakın orada yumurta var. Bir dakika. Heh. Dostum buraya yumurta yapmış. Bu arada bir yumurtasına bakayım. Bakın böyle enteresan bir şekli de değişik. Böyle bir yumurta. Dur koyalım. Şimdi dostlarım ben böyle düşünüyorum. Eğer aranızda bilen varsa. Buraya diyorum ki ben beç tavuğu üretmek istemiyorum. Ben de böyle düşündüm. Benim elimde döllü tavuk yumurtaları var ya. Pedro ile bizim gangstalar var ya. Çetesi. Pedro'nun çetesindeki yumurtaları alıp buraya koyayım. Bunları sallayayım. Al bu kardeş geldi. Bir dakika şurayı kapatayım. Heh. Ya onu düşünüyorum. Diyorum buraya normal tavuk yumurtası koysak çıkar mı? Bu yorumlara bakayım. Eğer bilen varsa beç tavuğu yumurtasını iptal edip onun yerine döllü yumurtalar koyup tavuk civcivi çıkartmak. Çünkü beş tavuklar çok ses çıkartıyor. Ne yaptın kız yedin mi? İyi yine fena değildin. O kadar bir saldırma falan yapmadın. Teşekkür ediyorum sana. O ne ya? Gel. Şimdi bir sorun daha var. Beş tavukların o ne ya? Sesler geliyor. Beş tavukların yuvası burada ya dostlarım. Ben de diyorum ki bizim köpekler acaba o yuvayı şey yapar mı? Bulur mu? Yumurtaları yer mi? Bir de işin o kısmı var. Ben de böyle düşünüyorum. Köpekleri bağlı kontrolde tutayım. Civcivler çıkana kadar. Saldığımda da başlarında olayım. Öyle bir planım var yani. Ama kesinlikle şeyi öğrenmek istiyorum. Beç tavuğun altına normal tavuk yumurtası konur mu? Yani çıkartabilir mi? Ben beç tavuklarını seviyorum ama dostum biraz sesleri fazla geldi bana. Hani bu kadar üçlü yeter. Belki bir iki tane bırakırız bunlardan.
yumurtasından. Ama herhalde günleri değişikmiş. Nefes nefese niye kaldım ben ya? Ha diyorum batch tavuğun yumurtasını diyorum belki 2-3 tane bırakalım. Bir 10 tane falan da normal tavuk yumurtası koyalım. Olur mu bilmiyorum ama ye deneyelim. Bunların yumurtlama kuluçka süreleri yaklaşık yalnız kertenkele geçti oradan. Neyse. Kuluçka süreleri normal tavuğa göre fazlamış. Tavuk 21 gün. Ama bu kardeşler daha fazla duruyormuş. Usta bakın burada da güvercinler var. Bunları fazla göstermiyorum. Bizim çingenelerin yavruları. Şunlar. Şşt dur. Ye şu ikisi yaşlı. Böyle bir kadro var burada. Bu kümese de bir ayar çekeceğim. Bu kümesin rafları yapılacak. Alt tabanı yapılacak. Izgaralar yapılacak. Ye bu kümesi ondan sonra Vogzos kanalımda güvercin videolarında aşamalar çekeceğiz. You know? Yani kuşların durumu ile ilgili. Tam karar vermedim bu ne kümesim olacağı ile ilgili. Ye dostlarım artık böylece de bir videonun sonuna geldik. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.